İslam tarihçileri ve Marmara Üniversitesi akademi takımı bu drama belgeselin gerçeklere uygun olduğunu onaylamıştır. Filmin yapımcıları İslam geleneklerine uyarak peygamberimizi kişi olarak göstermemiş, sadece vahyin yolculuğuna yer vermiştir. Buyur ya eve bakir. İçinde neler taşıdığını biliyorum Bilal. Biz seninle kervanlarda çok vakit geçirdik. Sen doğru bir adamsın. Merhametlisin. İyi ve doğru olanı hak ediyorsun. Kalbin bembeyaz bir kuş gibi tertemiz. Hatırlıyor musun? Şam'da bir rüya görmüştüm. Rahibe gitmiştik yorumlaması için. Bir peygamber çıkacağını ve senin onun yardımcısı olacağını söylemiş. Peygamberi putların değil de tek bir Allah'ın da göndereceğini söylemişti sorunca. Mekke'de bu yaşananları görünce nicedir beni de bir düşünce aldı. Bu peygamberin getirdiği din ne söylüyor? Gerçekten. Gerçekten de özgürlük vaat ediyor mu? Ben ve anneme. İşte. O peygamber Muhammedül Emin'dir. Sana ve bana müjdelenen odur. Ona gittim. Sordum. Bana rüyamı olduğu gibi anlattı. Ve tıpkı Hazreti İbrahim gibi bütün insanlığa korkutucu ve müjdeleyici bir Resul olduğunu söyledi. Ben de tereddütsüzce kabul ettim. Tek bir Allah'a inandım. Yalnızca ona kulluk edilmesi gerektiğini düşündüm. İyilik etmeyi, namaz kılmayı, doğru olmayı ve bütün insanların eşit olduğuna inandım. Üstünlüğün yalnızca ona ibadet etmekle, ona yakın olmakla mümkün olduğunu anladım. Bilal, soyumuz, sopumuz, malımız, mülkümüz, anamız, babamız hepsi beyhude. Yalnızca Allah'a kulluk edersek kurtulacağız. Yoksa çok korkunç bir azaba uğrayacağız. Benden ne istiyorsun ya Ebubekir? Senin tereddütsüz kabul ettiğin şeyi benim de hemen kabul etmemi. Ne istediğimizi ikimiz de biliyoruz. Söylediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin de kalbindeki güvercin kanatlanır. Tereddüt yok, korku yok, zalimlerden endişe duymak yok. O gece annesinin yanına gider ve onun da Müslüman olmasına tanıklık eder. Gece gündüze döner. Böylece önce yakın akrabalarını uyar emri için yeni bir günde başlamış olur. Gece peygamber aynı kararı bir kez daha alır. Hazreti Cebrail gelmiş, Allah'ın emrini yerine getirmesini emir ve tavsiye etmiştir. Sabah olunca da Hazreti Ali'yi tekrar çağırır. Kavminin onun konuşmasına fırsat vermediğini söyler. Ve ona bir gün önce ne yaptıysa aynısını yapmasını buyurur. Aynı kişiler ve aynı sofra akşama hazır olmalıdır. Vahyin hükmü akşam mutlaka yerine getirilmelidir. Hazreti Ali Mekke sokaklarını ve evlerini tekrar dolaşır. Görevini eksiksiz tamamlar. Peygamber de bu kez hazırlıklıdır. Bu akşam yine toplanıyormuşuz. Bu çok iyi bir haber. Bir kez daha onlara Abdülüzzak kimmiş göstereceğim. Sofra aynı, yaşananlar aynıdır. Ebu Leheb konuşmak için davrandığında bu kez peygamber onu susturur. Onlara borcumu benim yerime hanginiz öder diye sorar. Kimseden ses çıkmayınca Hazreti Ali ayağa kalkar. Ben öderim ya Resulallah. Peygamber sen ödersin ya Ali der ve onu oturtur. Sofradakilere dönerek borcumu benim yerime hanginiz öder diye bir kez daha sorar. Sofrada sadece Hazreti Ali var gibidir. Ben ederim ya Resulallah. Peygamber Hazreti Ali'yi tekrar oturtur. Kavmine dönerek benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaatlerimi yerine getirecek, cennette benimle birlikte bulunacak, ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir diye sorar. Hazreti Ali herkese örnek olmuş, sofradakilere cesaret vermiştir. Bir amcaoğlu ayağa kalkar. Sen iyilik ve cömertlikte denizsin. Sana bu hususta vekil olmaya kim güç yetirebilir? Peygamber kararlıdır. Sofradakiler yavaş yavaş ortama alışmaya, bir gün öncesinde yaşananları üzerlerinden atmaya başlar. Peygamber bir kez daha ısrarla sorar. Benim vekilim olmayı kim ister? Ben senin vekilin olurum. Hazreti Ali de ısrarlıdır. Peygamber yeğenine borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaatlerimi sen yerine getireceksin diye buyurur. Ve konuşmasını sürdürür. Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Herhalde otlak aramaya gönderilen kimse gelip de ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam yine size karşı yalan söylemem. Ben bütün insanları aldatmış olsam yine sizi aldatmam. Ebu Leheb'in davranışlarına aldırış etmez ve devam eder. Sizi kendisine davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Peygamber sözünün sonlarına gelir. Yüce Allah sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. Hanginiz bu yolda kardeşim ve varisim olmak üzere bana biat eder diye sorar. Bunların yaşta en küçükleri ve bacakta en inceleri olsam da sana ben kardeş ve yardımcı olurum.
Peygamber etrafına bakar ve son sözlerini söyler. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber gönderildim. Hazreti Ali'yi göstererek, içinizde bu benim kardeşim, varisim ve vekilimdir. Onun sözlerini dinleyiniz ve kendisine itaat ediniz. Bu işe amcamsız amcamın oğlu varis oldu der. Artık sofrada neşe hakimdir. Aralarında gülüşmeye başlarlar. Bir önceki akşamdan eser yoktur. Ebu Leheb dışında bütün misafirler yaşananlardan memnundur. Hazreti Ali onlara cesaret ve ilham vermiştir. Peygamber de en yakın akrabalarını uyarmış ve Allah'ın emrini yerine getirmiştir. İlk açıktan tebliği böylece gerçekleştirilmiştir. Peygamber kendi kavmiyle ilk imtihanını başarıyla vermiştir. Ya Ebu Talip. Bak. Sana oğlunu dinlemeni emrediyor. Ona itaat et. Yoksa yanarsın. Onu bırak. Amcasının oğlu. Onun başını hayırdan başka yana bükmez. Öyle olsun. Bilesiniz ki vallahi bu bir şerdir. Kureyş ve Arap üzerimize çökecek. Bu Muttalip oğulları için büyük yıkım olacak. Sen beni dinle oğul. Amcaoğlu Muhammed'e de ki bizim katımızda ona yardım etmek kadar sevgili bir şey yoktur. Onun öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Burada toplananlar atalarının oğulları. Ben de onlardan biriyim. Onun istediği şeye onlardan koşacak olandan andolsun en çabuğu, en hayırlısı benden başkası değildir. Lakin atamın dinini terk edemem. Nefsimi bu konuda boyun eğdiremem. Andolsun ki etrafını kuşatıp onu korumaktan bir an olsun geri durmayacağım. Onu koruyup kollamak, hatta itaat etmek bugüne kadar gördüğüm en büyük zillettir. Size hakaret edecekler. Onu korursanız öldürüleceksiniz. Atalarımızın dinini terk etmek ne demek? Çok geç olacak. Çok geç. Yakışıyor mu sana? Sana düşen yeğeninin dinini korumak. Ona bir şey olmamasını sağlamak.
O gece Mekke sokaklarında ve evlerinde başka bir şey konuşulmaz. Peygamber ve sofrasında yaşananlar etkili olmuştur. Peygamber verdiği davette kendisine gelen son ayetin izinde akrabalarına kurtulun demiş ve bunun reçetesini vermiştir. Bugüne kadar hiç duymadıkları ve hiç kimsenin yazamayacağı bu sözleri işitince bazı kalpler yumuşar. Böylece davet amacına ulaşır ve en yakınındakiler bir bir İslamiyet'i seçerler. Mekke'de cahiliye adetleri ve eski inanışlar birer birer değişmeye başlar. Anneler ve oğullar, babalar ve kızlar, yaşlılar ve gençler artık Mekke'de giderek yayılan umudun peşinden gitmekte, vahyin ve peygamberin izinden yürümektedirler. Ve birbirlerine sıkıca sarılan Mekke'de bir avuç insan kendilerini ayet ayet büyüyen hükmün kollarına bırakırlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşlerim. Aleykümselam Zübeyir. Nedir bu yüzündeki mutluluğun sebebi? Sendeki mutluluk neyse bendeki de o talep. Muhammedül Emin dün gece akrabalarına tebliğde bulundu. Ne diyorsun sen? Artık benim için akrabam değil sadece. Aynı zamanda Allah'ın Resulü. Elhamdülillah. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Elhamdülillah. Artık geri dönüşü olmayan yola girilir. İslamiyet yavaş yavaş yayılmaya başlarken Mekke ile ilgili her türlü kararın alındığı, hac, Kabe hizmetleri, ticaret gibi birçok işin yürütüldüğü Darun Nedve'de de bir telaş hakimdir. Mekke'de yayılan din üstlerine üstlerine gelmektedir. Müslümanlar bir bir çoğalırken dinlerini değiştirenler için Nedve hesabının kesilmesi an meselesidir. Verdikleri mühlet dolmak üzeredir. Bunun için Mekke'nin ileri gelenleri bir dizi önlem almaya karar verirler. Müslümanlar takip edilmelidir. Ne yapıyorlarsa, ne taşıyorlarsa, kimlerle konuşuluyorsa her hareketleri bilinmelidir. Mekke'nin ileri gelenleri bu iş için en iyi takipçilerini görevlendirir. Karar zamanları artık yaklaşmıştır. Mekke'de tüm kem dikkatler Müslümanların üzerindedir. Mekke yönetiminin emriyle Müslüman olduğunu bildikleri herkes her an takip altındadır. Nereye giderlerse, kiminle konuşurlarsa peşlerinde bir takipçi vardır. Ama Müslümanlar da tetiklidir. Onlar büyük bir organizasyonun peşindedir. Her yeni gelen vahiy, vahiy katiplerince yazılmakta ve Müslümanlar bunları birbirlerine ulaştırmaktadır. Gizlilik esastır. Takipçilerse olan biteni anlamaya çalışırlar. Bunun için şüphelendikleri herkesin ve her şeyin peşine düşerler. Başarısız olunursa Nedve herkese hesap sormaktan çekinmeyecektir. Böylece Mekke sokaklarında gizliden gizliye büyük bir kovalamaca başlar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Ubeyde bin Cerrah, İbni Mesud hemen hemen herkes takip edilmektedir. Mekke sokaklarını arşınlayanlar her köşede bir buluşma olduğunu görürler. Peygamberin arkadaşları peşlerine düşenlerin farkında olup çok dikkatli hareket etmektedir. Gizliden yapılan tebliğ amacına ulaşmalı, vahyin izleri çoğaltılarak korunmalıdır. Hayırdır Sait, nedir bu telaşın? Nereye koşturuyorsun böyle alelacele? Kardeşim Fatma benden bir şeyler istedi de telaşım ondandır Ömer. Demek öyle. Peki nedir o koynunda sakladığın? Önemli bir şey değil.
Çarşıya yetişmem lazım. Biraz acelem var da. Takipçiler her köşe başını tutar. Bir yanda yeni ayetleri arkadaşlarına ulaştırmak isteyenler, diğer tarafta bunu önlemeye ve ne olduğunu anlamaya çalışanlar vardır. Takipçiler atlatılmalı, ne olduğu henüz anlaşılmamalıdır. Henüz erkendir. Tebliğ gizliden yapılmalıdır. Mekke'yi Darun Nedve'de yönetenler yeni dinin nasıl geliştiğini, nasıl yayıldığını anlamaya çalışmaktadır. Takipçilerle takip edilenler arasında böylesi bir durum vardır. Zaman çember iyice daralır. Karşılaşmalar bazen an meselesidir. Müşrikler ile Müslümanlar arasında yaşanan kovalamaca sokak sokak devam eder. Takipçiler aradıklarını bulma, Müslümanlar ise emaneti yerine ulaştırma gayretindedir. Her an takip, her an bilgi arayışı, her an bir kovalamaca. Mekke'de son zamanlarda yaşananların özetidir bu. Mekke şimdi sokak sokak büyüyen bir labirent gibidir. Özellikle Nedve takipçileri için durum böyledir. Labirente girdiklerinde ise çıkabilecekler mi meçhuldür. Takipler mutlaka başarıya ulaşmalıdır. Ama ellerinden gelen bir şey yoktur. Her köşe başını tutsalar da Müslümanlar hep bir adım önde gibidir. Her defasında Müslümanlar onları atlatmayı bilir. Bu nedenle müşriklerin öfkesi iyiden iyiye kendini göstermeye başlar. Toz duman bu kovalamaca, bu takip nereye kadar sürecek? Bunun kararını şehri Darun Nedve'de yöneten Mekke'nin ileri gelenleri verecektir. Birçok girişimi başarısız olan Kureyş kabile meclisi, Mekke'de yaşanan durumun verdiği hasarı gördükçe daha da kinlenir. Atalarının inanışlarına sımsıkı sarılanlar, yeni dine olan bu bağlılığı gördükçe ve Mekke'deki bu labirentin içine sıkıştıkça, Nedve'deki tüm gözlere öfke hakim olmaya başlar. Öfke ise onları başka çareler aramaya iter. Darul Erkam'da ise durum bambaşkadır. Oraya hakim olan vahyin yaydığı huzurdur. Mekke sokaklarındaki kovalamaca burada yoktur. Kapıdan içeri girdiklerinde kendilerini daha büyük bir dünyanın içinde bulurlar. Burası cennete ve cehenneme, ahiret gününe, hesap sonrası mükafata ve cezaya inananların, okuyanların ve ibret alanların yeridir. Nedve'ye ve üzerlerine gelen Kureyş takibine karşı burası bir sığınaktır. İslamiyet, peygamberin ve arkadaşlarının omuzları üzerinde burada yükselecektir. İlk Müslümanlar toplanıp yeni gelen ayetleri dinlemeye, vahyi zihinlerine ve kalplerine yerleştirmeye burada devam ederler. Duydunuz mu? Muhammed Safa'ya çıkmış. Kavmini bekliyor.
Muhammed Safa Tepesi'ne çıktı. Kureyşleri kabile kabile çağırıyor. Muhammed Safa Tepesi'ne çıktı. Bütün Kureyş'i çağırıyor. Muhammed Safa Tepesi'ne çıktı. Bütün Kureyş'i çağırıyor. Ne çağırıyor? Sen git de öğren bakalım. Ben gider öğrenirim. Peygamber vahiy uyarınca Safa Tepesi'ne çıkar ve Mekke'deki aslında birbirleriyle akraba olan tüm kavim ve kabileleri isim isim çağırmaya başlar. Peygamber, ya Sabbaha, ben size şu tepenin arkasından Kureyş'i yağmalamak için atların geldiğini söylesem inanır mısınız diye söze başlar. Oradaki herkes bunu tasdik eder. Peygamber bunun üzerine devam eder. Öyleyse ben sizi şiddetli bir azap önünde korkutup uyarmaya memurum. Ey Kureyş cemaati! Allah en yakın husumlarımı azap ile korkutmamı bana emretti. Sizler la ilahe illallah demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim. İşte buna gücüm yetmez. Bu sözler üzerine kalabalık buz keser. Sessizliği bozan Ebu Leheb olur. Küfreder, alay eder. Peygamber amcasına bakar ve söylediklerini her bir kavmin ismini sayarak tekrarlar. Ebu Leheb yüzünden bütün aileler, kavim ve kabileler sırtlarını dönerek alanı gruplar halinde terk eder. Peygamber de böylece hüzünle Safa'dan iner. Mekke'de ve Darun Nedve'de de günün konusu bu olur.